Herkese merhabalar. Fen ikinci dönem full özeti beraber yapacağız. Full özetteki bütün konuları, ikinci dönemde işleyeceğimiz bütün konuları beraber öğreneceğiz. Mesela işte 0'dan 8.2'ye kitabında hemen ikinci dönemdeki konulara bakalım. Fendeki konulara bakarsak eğer hemen buradan işte nereden başlıyor? Canlı tür ses enerjisinden başlıyor. Sesin sürati, onunsa canlı türleri, besin zinciri, fotosentez, solunum ve benzeri devam ediyor. Fen konularına baktığımız zaman elektrik var içinde, ısı sıcaklık var içinde, ardından ısı öz ısı ilişkisi var, fotosentez, canlılar, madde döngüleri var. Ardından devam ediyoruz, deprem çeşitleri ve benzeri şeklinde bitiriyoruz. Şimdi beraber bu konuları teker teker tekrar edelim. İlk başta ışık ve sesten başlıyoruz. Işık ve sesin son kısmı yapacağız. Işık ve sesin ilk kısmını birinci dönemde bitiriyorduk. Birinci dönemde girmiştik. Işık kısmına, ışığın kırılması ve benzeri. Sonrası ses geliyor. Sesin enerjisi, işte sesin nasıl yayıldığı ve benzeri. Canlılar ve enerji ilişkileri geliyor. Ondan sonra beslenme ilişkileri, besin zincirleri, canlılar arasındaki işte fotosentez, solunum olayları, madde döngüleri geliyor. Biyoteknoloji geliyor. Ondan sonra maddenin halleri ve ısı geliyor. Maddenin halleri ve ısında sıcak, ısı alışverişi, ondan sonra hal değişimleri ve benzeri. Yaşamımızdaki elektrikte elektriklenme olayları, işte elektriksel kuvvetler birbirini etkilemesi, elektroskop ve benzeri. Ondan sonra ne geliyor? Deprem ve hava olaylarıyla konuları bitiriyoruz. Aslında fende toplamda 5 ünite var ikinci dönemde. Bu ikinci ünitelerden ilkiyle başlıyoruz biz. Işık ve sesin son kısmı, yani ses enerjisi kısmıyla başlıyoruz. Şimdi ses bir aslında nedir? Titreşim hareketidir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz buradaki yaptığımız konu girişleriyle aslında konuyu baştan bir anlamış oluyoruz. Hem okula hazır gitmiş oluyoruz, hem sınavda bu karşımıza çıktığı zaman sınavdan önce tam bir özet yapmış oluyoruz. O yüzden şu anda anlatacağım konular hem sınav özeti olarak kullanılabilir, hem de okula gitmeden daha önceden konuları birazcık bilelim endişesiyle izlediğiniz bir şey olabilir. Çok detaya girmeyeceğim çünkü bir sürü konu anlatacağım ve kısa sürede anlatacağım. Hızlı bir şekilde anlatacağım ve hızlı bir şekilde bütün konuları bitirmeye çalışacağız. Sesin yayılmasını sağlayan ortamdaki taneciklerdir. Dolayısıyla ses boşlukta yayılmaz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Burada işte sesin titreşimlerden oluştuğunu, hava taneciklerinin titreşimiyle yayıldığını ve sesin boşlukta, mesela havası alınmış bir fanustaki çalar saatin zilini duyamamamızdan boşlukta yayılmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir bilgi diyoruz. Ve devam ediyoruz. Sesin farklı ortamlardaki suretine baktığımız zaman, işte bir çalar saat var. İşte burası demir diyelim mesela. Burası su diyelim. Burası da hava diyelim. Hangi noktada eşit uzaklıktalar? Hangi noktada daha hızlı duyarsın diye düşündüğümüz zaman hemen Z noktasında daha hızlı duyduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü ortamın bir kere sesin yayılmasında yoğunluğu çok önemli etkide ve nasıl etkide sana söyleyeyim. Katıda ses daha hızlı yayılır, sıvıda daha az yayılır, gazda da en az yayılır diyebiliriz. Dolayısıyla en hızlı bunda yayılır. O zaman süret olarak baktığımız zaman X mi Y mi Z mi desen, sesin süreti en fazla Z'dedir diyebilirsin. Çünkü demirde hemen çat diye buradan buraya iletilir. Ama havada en yavaş iletilir. Dolayısıyla Y'yi buraya yazmam gerekiyor. O zaman Y, X, Z şeklinde bir sıralama var. Süratlere baktığımız zaman, çünkü sürat burada en fazla gördüğün gibi, ortamlardan en fazla sürat olan demir olmak zorunda. Sıcaklıkla da çok ilintilidir sesin süreti. Sıcaklık sesin yayılmasına, ortamın yoğunluğu ve sıcaklık sesin yayılmasına etkidir. Sıcaklık arttıkça da sesin yayılması artar da bilmemiz gerekiyor. Mesela 30 derecedeki sesin yayılması ile 0 derecedeki sesin yayılması, 30 dereceki daha fazladır diye bilsek şimdilik yeterlidir. Çok detaya gerek yok. Işık sesten daha hızlı yayılır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hatta öyle ki ışık 300 bin kilometre bölü saniye. Bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Ses sadece 330 metre bölü saniye. Bir saniyede 330 metrecik gidebiliyor. Ama ışığa baktığında 300 bin kilometre gidiyor. Yani güneşten dünyaya işte 9 saniyede geliyor. 8 saniyede geliyor. Ama sadece benim sesim ilerideki sokağın başına işte bir saniyede gidiyor gibi düşünebilirsin. Ses enerjisi, mesela mikrofonun bağırdığın zaman, mikrofona sen
bir şeyler söylüyorsun, şarkı söylüyorsun. Mesela ben konuştuğum zaman sesim aslında sana gelirken buradan video üzerinden elektrik enerjisine dönerek aktarılıyor. Dolayısıyla ses enerjisi başka enerjilere dönüşebilir. Mesela ses enerjisi mekanik enerjiye dönüşebilir. Mesela işte bağırdığın zaman çığ düşmesine sebep oluyorsun. Oradaki kar tanecikleri hareketliyorsun. Aynı şekilde işte bir sofranonun bağırdığı zaman şeyi kırması gibi, bardağı kırması gibi opera sanatçısının ve benzeri. O yüzden ses ne diyoruz? Bir enerji çeşididir. Aynı ışık nasıl bir enerji çeşidiyse ses de buna göre bir enerji çeşididir diyoruz ve canlılar ünitesine geçiyoruz. Ne demiştik? İşte ışık ve sesi bitirdikten sonra canlılar vardı. Canlılar ünitesinin alt başlığına baktığım zaman işte besin zinciri, işte ondan sonra fotosentez solunum, ardından madde döngüleri ve biyoteknolojiyle sürdürülebilir kalkınmayla bu konuyu bitiriyoruz. Ama ilk başta hemen besin zincirinde canlıları üçe ayırıyoruz. Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar diye. Üreticiler dediğimiz şey aslında kendi besinini kendi üreten demek. Tüketiciler ise besinlerini dışarıdan hazır olarak alanlar demek. Yani tüketiciler aslında çok basit, üreticileri yiyorlar. Veya kendi aralarında birbirlerini yiyorlar. Dolayısıyla ayrıştırıcılara baktığımız zaman bunlar ikisi de ölüyor ya. İkisi de veya işte artıklar oluyor ya, kaka yapıyorlar, bilmem bir çiş yapıyorlar falan. Bunların hepsini ayrıştırıcılar kullanıyor ve onu besin olarak kullanaraktan o pis maddelerin veya işte ölü artıklarının veya canlı artıklarının ortamda kalmasını, temizlenmesini sağlıyor. Ortamdan temizlenip tekrar döngüye katılmasını sağlıyor. O yüzden ayrıştırıcılara teşekkür ediyoruz. Bakteriler mesela önemli bir ayrıştırıcıdır. İşte kartal, koyun, hayvanlar ve benzeri tüketicidir. Bitkiler, yeşil bitkiler, işte bazı özel bakteriler, işte siyanobakteriler falan onun üreticilerdir falan filan. Canlıların birbirini tüketmelerine göre oluşturulan sıralamayı biz aslında besin zinciri diyoruz. Tabii bir sürü besin zinciri bir araya gelerek besin ağını da oluşturabilir. Bunu da görmemiz önemli. Mesela şuradan bir kitaptan bir besin zinciri göstermek istiyorum. Çünkü burada daha güzel bir görsel var. O görseli göstermek istiyorum besin zinciri için. Mesela işte hemen şöyle söyleyeyim. Yeşil bitkiyi tavşan yiyor. Tavşanı vaşak yiyor. Vaşağı da aslan yiyor. Aslında bu bir besin zinciri. Besin zincirinin en başında dediğim gibi bak üretici var, sonra birinci tüketici, ikinci tüketici de devam ediyor. O zaman besin zinciri, mesela bir tane besin zinciri örneği yazsam, ot mesela, otu kim yer? Çekirge yer. Çekirgeyi kim yer? İşte kurbağa yer. Kurbağayı kim yer dersek, kurbağayı da yılan yer. İşte buradaki sıralamada bu mutlaka ve mutlaka üretici olmak zorunda. Kendi besinini kendi üretmek zorunda. Bunu yiyen insansa bu zaten enerjisini nereden alıyor? Güneşten alıyor. Güneş sayesinde fotosentez yaparak kendi besinini kendi üretiyor. Başkasına ihtiyacı yok ki bunların ağızları yoktur. Ama bunun ağzı vardır. Bu ağzıyla neyi yer? Birinci tüketici olarak üreticiyi yer. Birinci tüketici genellikle otçuldur. Ondan sonra bu adam bunu kim yer? İkinci tüketici olarak etçil olan kurbağa yer diyelim mesela. Sonrasında kurbağayı kim yer? Yine üçüncü tüketici, öyle devam ediyor. 3, 4, 5 diye devam ediyor. Üçüncü tüketici olarak yılan yer. O da etçildir. Tabii her besin zincirinde illa yılanın üçüncü tüketici olmasına gerek yok. Bazen yılan ikinci tüketici de olabiliyor. Birinci tüketici de olabiliyor. Bazen diyoruz. Ama genellikle otçul etçil ayrımında bilmemiz iyi olabilir. Peki geldik. Fotosentez dediğimiz olay, işte üreticilerin yaptığı bu olay kendi besinleri kendi üretmesini sağlıyor ve ayçiçeği mesela veya işte herhangi bir X bitkisi, bitkiler için aslında fotosentez için yapması gereken bazı şeyler var. Işıkla en önemli şey aslında ışık. O zaman fotosentez için ışık, ardından bir ölçü kabı olarak su, yani su gerekli. Başka ne vardı? Bir tutam karbondioksit, yemek tarifi yapıyoruz bu arada gördüyseniz. Bir tutam karbondioksit, yani CO2 karbondioksit ve ne gerekli? İşte bunlar gerekli fotosentez için. Peki ne üretiyor fotosentez sonucunda? Aslında fotosentezin amacı besin üretimi. Fotosentez deyince çok fazla uzatmaya gerek yok. Besin üretimi diyebilirsin. Peki ne üretiyorsun peki? Al işte sana. Hop işte besin sana. Bak hop sana oksijen. Besin ve oksijen ürettik. Dolayısıyla bizim çıktılarımız bunlar. Bunlar girdiler. Gerekli olan zımbırtılar. Bunları kullanıyoruz. Yani kullanılan da diyebilirsin. Üretilen dediğimiz zımbırtılarsa besin ve oksijen, ki zaten bütün canlıların besine ihtiyacı var. Üreticilerin kendi kendilerine besine ihtiyacı var ve tüketicilere besin vermeleri için de besin üretmeleri gerekiyor. Oksijen de havaya gidiyor ve oksijen döngüsüyle bizim ciğerlerimizin içine temiz hava olarak gidiyor. Ve geldik, ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılır fotosentez dediğim zaman?
gündüz yapılır. Çünkü güneş ışığı vardır. Ama şöyle bir ayrıntı vereyim. Yapay ışıkta da fotosentez olur. Yani senin evinde mesela yapay bir bitki varsa diyelim, bunun normal ışığını açtığın zaman geceliğin de fotosentez yapabilir. Çünkü o da bir ışıktır aslında. Yani ışık altında fotosentez olur. O yüzden gündüz yazıyoruz ki bitkiler gündüz vakti ışığı görerekten, güneş ışığıyla fotosentez yapıyor. Nerede yapılır dersek, kloroplast organelinde yapılıyor. Tabii hücrelerde çeşitli organel de var. Bitkilerde özel olarak yeşil rengi veren aslında kloroplast organeli, işte fotosentezin olduğu yerde diyebiliriz. Hangi canlılar yapar dersek, tabii ki üreticiler yapar. Yani yeşil bitkiler, siyanobakteriler ve benzeri yaparlar, algler yaparlar diyoruz. Geldik solunuma. Solunumsa fotosentezin tam tersi. Normalde fotosenteze baktığımız zaman karbondioksitle suyu birleştiriyor, besin ve oksijen üretiyorken, tabii ki burada ışık ve klorofil katkısıyla yapıyor bunu. Bunun tam tersi, yani besinle oksijeni birleştirip karbondioksit ve su ortaya çıkartan zımbırtı ise, bu da solunum diyoruz. Dolayısıyla besin ve oksijen gerekli, besin ve oksijen kullanılır diyoruz solunumda. Bunlarsa üretilir. Tabii bunlar artıktır aslında, atıktır diyebiliriz. Esas üretilen zımbırtı nedir dersek, esas amacı ise enerjidir. Yani solunumun amacı enerjidir aslında. Besini kullanaraktan enerji üretimi. Peki geldik, kim yapıyor? Kim yapıyor? Tüm canlılar solunum yapıyor. Tabii burada yazdığım solunum iki çeşit. Normalde iki çeşit solunum var. İşte bir oksijenli solunum var, bir de oksijensiz solunum var. Burada yazdığım oksijenli solunumun reaksiyonu, ama ikisindeki temel amaç tabii ki enerji üretmektir diyebiliriz. Peki nerede yapılıyor? İşte bu organelde, yani mitokondri organelinde yapılıyor. Ve ne zaman yapılıyor dersek, gece ve gündüz hiçbir şey fark etmez. Çünkü her an canlıların enerjiye ihtiyacı var. Her an şu kaslarımı çalıştırmaya ihtiyacı var. Bu hareketi yaparken ben solunum yaparaktan bu enerjiyi üretiyorum. Çünkü hareket bir enerjidir. Dolayısıyla solunum bir yandan da oksijenle birleşme olduğu için yanma olayıdır diye bilsek iyi olabilir. Yani karbondioksit ve su üretiyoruz bu olay sayesinde ve enerji üretiyoruz. Esas amacı zaten enerjiydi. Madde döngülerine bakalım. Şimdi madde döngülerine baktığımız zaman, şimdi 4 tane madde döngüsü var. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Madde döngüleri aslında canlıların yaşamı için gerekli maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanımı. İşte biz buna ne diyoruz? Madde döngüsü diyoruz. Madde sürekli durmadan dönüyor. Madde yok olmuyor. Bir yerden bir yere de gitmiyor. Dönüp duruyor. Mesela su. İşte şöyle düşün. Burada buharlaşıyor su. Denizlerdeki su buharlaşıyor. İşte şurası deniz olsun, mavi. Ondan sonra bu buharlaştıktan sonra bulut oluyor. Bulut ondan sonra yağmur şeklinde bizim tepemize yağıyor. Tepemize yağdıktan sonra fotosentezle işte solunumla fotosentezle biz bu suyu alıyor. Bitkiler bu suyu alıyor. Kullanıyorlar. Sonra tekrar buharlaşıyor ve benzeri bir döngü şeklinde. Bak, buharlaştı, yağdı. Buharlaştı, yağdı. Buharlaştı, yağdı. Tekrar denize döndü falan filan. Dolayısıyla bu döngü aslında bize şunu gösteriyor. Madde durağan değil, sürekli bir halden bir hale dönüştürülüyor. Ve sonuçta yine evrenin içinde, dünyamızın içinde duruyor. Su döngüsü, oksijen döngüsü en önemlisi bizim için, en hassası. Karbondioksit döngüsü. Karbon döngüsü ve aynı zamanda en fazla soru çıkan tarihteki tabii ki azot döngüsü. Burası çok kritik. Azotu çok soruyorlar çünkü canlıların yapı taşını oluşturan proteini aslında azot sayesinde oluşturabiliyoruz. Protein çok önemli. Mesela kaslarım, kemiklerim, işte buradaki tüyler, ondan sonra yok saçlar, tırnaklar falan, hepsi proteinin oluşuyor. Ne sayesinde? Azot sayesinde. Azot çünkü çok önemli bir madde ve atmosferde %78 oranında azot var. Bunu da bilmemiz gerekebilir. Oksijen ise %21 oranında. Bak, oksijen bile azottan daha az. Dolayısıyla çok önemli olduğunu anlayabilirsin. Karbon dediğimiz döngü de önemli. İşte ben ne yapıyorum? Şimdi bak, burada bir üretici var. Bu döngüde çok güzel bir göstereyim. Üretici ve tüketici var. Üretici ve tüketici dediğim şey, üretici dediğim şey yeşil bitkiler. Üretici canlılar ne yapıyor? Tüketicilere oksijen veriyor. O yüzden ormanların yanında oturursan bol oksijenli olur. Tüketici bir canlılar da ben
Nefes verdiğim zaman ne veriyorum? Karbondioksit veriyorum. Karbondioksit kim alıyor? Üreticiler alıyor işte. Buradaki olaylardan bir tanesi de bu. Aynı zamanda üreticiler tüketicilere ne veriyor? Besin veriyor. Ben ot, sebze, meyve yediğim zaman ne yapıyorum? Oradaki besini almış oluyorum tüketicilerden. Dolayısıyla böyle bir döngü var diyebiliriz. Üretici tüketici arasında oksijen karbondioksit döngüsü sürekli var. Hatta tüketicilerin arasında oksijen karbondioksit döngüsünde bütün fabrikaları bile katabiliriz. Fabrikalar da ne yapıyor aslında? Fosil yakıtları yakıyor. Üreticilerin artıklarını yakıyorlar. Ve aynı zamanda oksijen alıyorlar havadan. Oksijeni alıp karbondioksit üretiyorlar. Fabrikalar, arabalar ve bunlar da karbondioksitin artmasını sağlıyorlar. Bunlar da kötü bir şey tabii. O karbondioksit oranının artması kötü bir şey. Su döngüsü zaten demin birazcık değindik. Azot döngüsünde de işte yıldırım olayı etkili. Azot tutucu bakteri önemli. Ayrıştırıcılar çok hassas burada. Ayrıştırıcılar çok sorulur. Ayrıştırıcılarsa ölmüş organizmaları azot, havadaki azot gazı haline dönüştürüyor ki o pislikler kalmasın toprakta artık. Onlar yok olsun gitsin diye. Madde döngülerinden söz, bir de sürdürülebilir kalkınma var. Sürdürülebilir kalkınma ise katı atıkların tekrar kullanılacak hale getirilmesi dediğimiz olay, aslında geri dönüşüm dediğimiz olayı içeriyor sürdürülebilir kalkınma. Geri dönüşüm dediğimiz şey, sen atıkları attığın zaman çevreye hem zararlı, işte yok olmuyor, gidiyor bin sene kalıyor çevrede. Mesela pil inanılmaz zararlı. Bir tane kalem pil işte 1000 metreküp toprağı perişan ediyor, yok ediyor. Hiçbir şekilde kullanılamaz hale getiriyor ki toprak ne için kullanılıyor? Yediğimiz besinler için kullanılıyor. İşte bu kağıt için kullanılıyor mesela toprak. Bu kağıtta ne yapılıyor? Bu kağıtta odundan yapılıyor. Ağacın üretilmesi için kullanılıyor. Yediğimiz ekmeğin üretilmesi için kullanılıyor. Meyveler, sebzeler topraktan çıkıyor. İşte bunların her birisi aslında çevreye aşırı zararlı. Ve eğer ben geri dönüşüm yaparsam, ki genellikle kağıt atıkların, cam atıkların, plastik atıkların, metal atıkların geri dönüşümü yapılır ve pillerin de tabii geri dönüşümü yapılır. Bunların geri dönüşümünü yaptığım zaman hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum. Ülke ekonomisine katkıda nasıl bulunuyorum? Mesela kağıdı geri dönüşüme attığım zaman bir daha bu kağıdı üretmek zorunda kalmadığım için ağaç kesmek zorunda kalmıyorum gibi düşünebilirsin. Aynı zamanda ekonomik denge diyorum. Doğal dengeyi de koyuyorum. Ağaçları kesmediğimden dolayı işte metalleri, işte madenlerde sürekli metalleri araştırmak zorunda kalmadığından dolayı doğal dengeyi de korumuş oluyorum. Biyoteknolojiye baktığımız zamansa sağlık, tarım ve gıda, aslında bu üç alanda biyoteknolojik faaliyetler bize çok büyük katkıda bulunuyor. Mantı tanımı aslında şu: insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek yöntemler ile bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı olarak biyolojik sistemlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılmasına biz biyoteknoloji diyoruz. Biyoteknolojide hem teknolojik yöntemleri kullanıyoruz hem de bir şeyler üretiyoruz. Ne üretiyoruz? Mesela işte tarım ürünleri, tarım ilaçları üretiyoruz. Aşılar üretiyoruz, vitamin hapları üretiyoruz. Meyveli yoğurt üretiyoruz mesela gıda olarak. Ondan sonra sebzelerin daha çok işte çekirdeksiz karpuz üretiyoruz mesela, insanların yenilebileceği hale getiriyoruz ve benzeri diyoruz. Geldik burada bir ufak bir bağlı çıktı, özür dilerim. Tonguçakademi.com'da bakın, sınıf anahtarında Tonguçakademi.com'da sınıf anahtarı var. Sınıf anahtarıyla beraber sınıf paketi alırsanız birinci dönem, ikinci dönem akreditasyon seti geliyor size. Sadece 5 Şubat 2018'e kadar ufak bir kampanya yaptık. Birinci dönem, ikinci dönem akreditasyon seti sana geliyor. Bu sınıf anahtarı kutusu geliyor. Aynı zamanda da işte bu kutunun içindeki bu kodu kazıdığın zaman da sınıf anahtarına ulaşabiliyorsun. Bir sene boyunca bütün videolarımızı izleyebiliyorsun. Bir sene boyunca, üç sene. Gelecek sene de devam edebilirsin. 9. sınıfta da devam edebilirsin. Ve haritalarla tabii eğlenerek öğreniyorsun. Güzel güzel görselleri var ve bütün sınıfın yeni müfredatlarına %100 uyumlu ve hiçbir yerde YouTube'da olmayan bir içerik bu. Dolayısıyla sınıf anahtarını alıp, bu şu anda anlattığım yüzeysel ya, bunun yanında bir sürü ekstradan video var aslında hiç görmediğin, ki zaten şuradaki konular, kitaplarımızdaki konular, işte 0'dan 8.2'ye kitabındaki yeni müfredata uyumlu konular, ondan sonra işte şampiyon paketi falan filan, şampiyon paketinin içinde hem sınıf anahtarı var hem de 6 tane taktik sormak üzere tüm senenin 8. sınıf konularını içeren. Dolayısıyla bunların hepsi senin yararına, bunların hepsi senin faydana. Dolayısıyla sen eğer
Bunlarla çalışırsan gerçekten güncel müfredata uygun, kazanımlara uygun kaynaklarla çalışıyorsun. Hem de sıkılmadan öğreniyorsun. Güzel görsellerle öğreniyorsun ki en önemli şey de yani ders çalışırken gerçekten sıkılıyor insan. Yani şunu gördüğü zaman bile insan birazcık rahatlayabiliyor. Şurada konuyu anla soruyu çöz, konuyu anla soruyu çöz şeklinde ilerlersen hem esprilerle hem güzel görsellerle işte formül kutucukları falan filan zor konuları dahi eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Tonguç Akademi olarak biliyorsun zaten bize geçtik fazla bal reklamı yapmıyorum. Öz ısıya geldik. Şimdi ısı ve sıcaklık konusunda da tabii en önemli kavramlardan bir tanesi de öz ısı. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir santigrat diye birim kütlesi de bir gram aslında. Bir santigrat değil mi? Alınan ya da verilen ısıya biz öz ısı diyoruz. Öz ısı maddenin cinsine bağlı. Yani suyun öz ısısıyla demirin öz ısısı birbirinden farklı. Suyun öz ısısı 1 ise mesela demirin 0,20 diyelim. Dolayısıyla öz ısı maddenin cinsine bağlı olduğu için ayırt edici özellik her maddede farklıdır. Her farklı maddede farklıdır diyoruz. Mesela örnek olarak şurada bir çaydanlık yapsak, çaydanlıkta ben mesela bunu ısıtıyorum diyelim, Şimdi burasının ısınması gerekiyor, suyun alttan ısınması gerekiyor. Dolayısıyla ocaktan gelen ısı, şuradan gelen ısı ne yapmalı? Bu suyu ısıtması için burası iletken olmalı. Yani öz ısısı düşük olmalı. Öz ısısı düşük olursa hemen rahatlıkla ısıyı alır verir hemen suyun içine. Ama ben buradan tutarsam bu iletken olursa ne olur? Elim yanar, elim ah derim, olsa elim çekerim. İşte çekmemek içinse öz ısısı yüksek bir şey seçiyoruz. Öz ısısı yüksek bir şey olduğu için ısıyı çok kolay iletmiyor ve hemen çabuk ısınmıyor. Hemen çabuk ısınmadığı için de ben rahatlıkla tutabiliyorum. Ama burası hemen ısınsın ki içindeki su şey olsun, sıcaklaşsın, ısınsın diyoruz. O zaman öz ısısı düşük olan madde çaydanlığın metali aslında. Öz ısısı yüksek olan maddede işte tuttuğumuz plastik olarak düşünebilirsiniz diyoruz. Ve geldik mesela öz ısının ısıyla olan ilişkisine baktığımız zaman karşımıza kel macit kuralı çıkıyor. Kel macit de bir adam aslında ısıyı tarif ediyor. Isı aslında hem kütle hem öz ısı hem de sıcaklık değişimine bağlı olan bir kavram. Yani sen şöyle düşünelim. Öz ısı fazla olanın ısısı da fazladır diye düşünebilirsin aynı sıcaklık için. Mesela 20 derece 20 derece. İşte 20 derece 20 derecede iki tane madde var. İkisinin de şöyle söyleyeyim 100 gram 100 gram diyelim. İkisinin de kütlesi 100 gram diyelim. Bunun ısısı 1, bunun ısısı 0,47. O zaman öz ısısı fazla olan maddenin daha fazla ısısı olduğundan dolayı bunun içine buz attığımız zaman, ikisinin içine buz attığımız zaman su daha fazla buz eritir diyebiliriz. Çünkü bunun ısısı genel olarak öz ısısı fazla olduğundan daha fazladır diyoruz ve ısı alışverişiyle devam ediyoruz. Isı alışverişi inanılmaz basit bir kavram aslında. Mesela bir 40 derece madde var, bir 20 derece madde var. Şimdi sen ne yapmasını beklersin bunları dokundurduğun zaman? Tabii ki sıcak olandan soğuk olana doğru ısı akışını beklersin. İşte ısı akışı dediğimiz şey her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur dememiz gerekiyor. Sıcak maddeden soğuk. Peki bunlar işte sıcak madde ısısını veriyor bu tarafa doğru. O zaman bu ısı veren durumunda bu da ısı alan durumunda diyebilir miyiz? Tamam eyvallah. Isını verdiği için bu adamın sıcaklığı ne olacak? Azalacak. Peki diğer maddenin sıcaklığı 20 derecenin sıcaklığı ne olacak? Artacak. Bunu grafikte gösterirsek sıcaklığı zamanında bunlar bu azalıyor, bu artıyor ve bir yerde birleşiyorlar. İşte bu birleştikleri yere TD yani denge sıcaklığı diyoruz. Bu denge sıcaklığı da her zaman ama her zaman sıcakla soğuğu birleştirdiğinizde 40 ile 20 derece biçim 60 derece oldu. Yok artık ne nanesi. Böyle bir şey olamaz çünkü ikisinin arasında sıcakla soğuğu birleşir ılık olur. Dolayısıyla 20 derece ile 40 derece arasında çıkmak zorunda denge sıcaklığı. Bunu mutlaka bilmek zorundayız. Peki ısı alan maddenin sıcaklığı ne oluyor demiştik demin. Isı alan maddenin sıcaklığı artar, bunu bileceğiz. Isı veren maddenin sıcaklığı da azalır. Bunu da ekstradan bilmemiz gerekiyor. Isı alışverişi için bilmemiz gerekenler bunlar. Geldik hal değişimine. Hal değişiminde katı madde, sıvı madde, gaz madde. Katı sıvı gaz arasındaki değişime baktığımız zaman katıdan sıvıya geçişe biz erime diyoruz. Buzun erimesi ve su olması mesela. Sudan gaza geçişe ise buharlaşma diyoruz. Buharlaşmanın diğer bir adı da kullanılan adı da
kaynamadır. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Hatta buradaki değişime kaynama noktası, kaynama sıcaklığı deriz. Buradaki sıcak değişimin olduğu sıcaklığa. Aynı zamanda su buharının gaz, sıvı hale gelmesine biz yoğuşma veya yoğunlaşma diyoruz. İki adı da var. Peki tam tersine suyun donup da buz haline gelmesi de zaten donup da dediğim donma olayı oluyor. O zaman erime, buharlaşma, yoğuşma, donma şeklinde gruplayabiliriz. Hal değişim ısısı dediğimiz zımbırtı ise bu hal değişimlerin olabilmesi için ama bir gram maddenin bu halini değiştirebilmek için gerekli olan ısıya biz hal değişim ısısı yani L diyoruz. Hal değişim ısısı işte donma ısısı olabilir, ondan sonra buharlaşma ısısı olabilir, yoğuşma ısısı olabilir, erime ısısı, şey olabilir, erime ısısı olabilir. Erime ısısına LE diyoruz, donma ısısına LD diyoruz, buharlaşma ısısına LB diyoruz, yoğuşma ısısına LY diyoruz. Ama bunların da birbirine eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü aynı noktada oluyor. Mesela su kaç derecede erir, buz kaç derecede erir? 0 derecede. Su kaç derecede olursa yine 0 derecede. Aynı noktada olduğundan dolayı bunların erime ısıları, donma ısıları birbirine eşittir. Aynı şekilde mesela şöyle diyelim, su kaç derecede kaynar? 100 derecede, onu biliyorum. Su buharı kaç derecede yoğuşur? 100 derecede. O yüzden bunlar aynı olduğu için buharlaşma ve yoğuşma ısıları da birbirleriyle aynı oluyor. Ve genellikle şunu bilmemiz gerekiyor. Adam der ki mesela 1 gramın 80 kalori ise buharlaşması için. O zaman 50 gramın kaçtır der. Biz burada doğru orantı yaparız. 80 ile 50'yi çarparız. Oradan da kelemel formülü geliyor işte. Kelemeli, o yüzden çizdim buraya. Isı dediğimiz şey aslında kütle çarpı hal değişim ısısıdır diyoruz. Bu tabi bu hal değişim için gerekli olan ısı miktarını hesaplamak için yaptığımız hesaptır. Hal değişim grafiğine baktığımız zaman mesela bu bir ısınma grafiği. Isınma grafiğinde sıcaklığı az olan bir maddeyi ne yapıyoruz biz? Isıtarak ne haline getiriyoruz? İşte şey haline getiriyoruz. Buhar haline. Hatta bunu şöyle çizelim. Bunu birazcık daha farklı çizelim. Özür dilerim. Şunu siliyorum. Zaman grafiğimiz diyelim. Mesela burası sıfır noktası diyelim. Şimdi eksi 30 derecede bir buz var diyelim. Eksi 30 derecede buzu, yani katı halde bir maddeyi, hatta katı ve buz diyelim buna. Buza erittim, sıfır dereceye geldi. Sıfır dereceye geldiğinde ne olur artık? Erime olur. Erime olduğu sırada katı ve sıvı karışımı olur. Yani burada erime olduğu sürede katı ve sıvı karışımı olur. Sonrasında erittikten sonra tamamıyla artık sıvı hale geldi. Sıvı hale geldikten sonra işte kaç dereceye kadar geldi? Su 100 derecede kaynadığı için 100 dereceye kadar. Bu artar sıcaklığı. Sıcaklık artışı 100 derecede durur ve artık buharlaşmaya başlar. Buharlaşma dediğimiz, yani kaynama dediğimiz olayda da sıvı artı gaz formuna geçer. Yani ikisi karışıktır birbirine. Zaten buzlu suyu da aklınıza getirin. Buzlu su da aslında buz eriyor o sırada. Eridiği sırada ne yapıyor? Buzlu su birbirine karışık oluyor. Sıvı gazda da aynı mantık geçerli. Kaynama sırasında fokur 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 diyor. Fokurdama aslında burada ne manaya geliyor? İşte sıvı ile gaz karışık artık. O kadar iç içe ki gaz dediğimiz şeye geçiyoruz. Mesela işte 120 dereceye çıkartıyoruz sıcaklığını. O zaman eksi 30 derecedeki buzu ben 120 derecedeki su buharı haline getirirken hem erime hem buharlaşma olayı gerçekleşiyorum ve erime buharlaşma olayı sırasında dikkat ettiysek sıcaklıklar sabit kalıyor. Isı vermemize rağmen sıcaklık sabit. Ne zaman? Hal değişimi sırasında. Bu da önemli bir bilgi. Bunu öğreneceğiz daha detaylı. Zaten bunların hepsinin detaylı konu anlatımı sınıf anahtarında var. İsterseniz daha erkenden bütün konuların detaylı bir versiyonunu sınıf anahtarını izleyip bütün konuları bitirip sınava çok daha erkenden tam manasıyla hazır olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Geldik elektrik yükleri ve elektrik konusuna geldiğimiz zaman artık elektrik yüklerinin birbirine ilişkisi var. Şimdi artı ve artı birbirini ne yaparlar? Çat iterler. O zaman birbirlerini iterler diyebiliriz. Eksi ve eksi çat birbirini ne yaparlar? İterler. Bunu yine birbirini iterler diye düşünebiliriz. O zaman bu tarafa gider, bu tarafa. Peki artı ve eksi ne yaparlar? Birbirlerini çekerler. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Bunu bileceğiz. Peki artı ve nötr birbirini ne yaparlar? İşte burada da enteresan bir bilgi var. Burada çekerler. Yani nötr deyince hiçbir yük yok, niye kardeşim çekiyor diye düşünmeyeceğiz.
Çünkü artı ve nötrler veya yüklü cisimle nötr cisim birbirini çeker. O yüzden burada eksi ve nötr de birbirini çeker. Bunun tabii bir bunun bir şeyi var, bir mantığı var ama çok da gerek yok. Yüklü cisim ve nötr cisim arasındaki ilişkiyi çeker olarak bilseniz yeterlidir diyoruz. Elektriklenme çeşitlerine baktığımız zaman elektriklenme farklı çeşit olabiliyor. Mesela sürtünme elektriklenme var, dokunma elektriklenme var, etkili elektriklenme var. 3 çeşit elektriklenme var. Sürtünme elektriklenmede ebonit çubuğu ben yün kumaşa sürtersem, ebonit eksi, zaten başında da E harfi var, eksiden aklınızı tutun. Yün kumaşta artı yükle yükleniyor. Yani birbirleriyle zıt yükle yükleniyorlar, bunu bileceğiz. Cam çubukla ipek kumaşı birbirine sürttüğün zaman ipeksi, bak eksi, İpeksi kumaş gibi düşünün. Eksi yük bu oluyor, bu da artı yük. Cam da artı yük oluyor. Ve şunu bilmemiz gerekiyor. Burada bu yük yine zıt yüklü oldu. Zaten sürtünmede mutlaka zıt yüklü oluyorlar. Bunu unutmayalım. Bir yerden bir yere bir yük geçişi oluyor. Nereden yere yük geçişi? Yani şöyle düşünelim. Bunun eksi olmasının sebebi aslında buradan buraya eksi yük geçişinde olması. Çünkü hiçbir şekilde artı yükler hareket etmez. Bunun eksi olmasının sebebi bu yünden ebonite eksi yük geçişinde olması. Bunu da bileceğiz. Buradaki camdan ipeğe, burada yünden ebonite eksi yük geçişiyor oluyor diyebileceğiz. Dokunma elektriklenmeye baktığımız zaman artı ve eksi yükü birbirine dokundurduğunuz zaman, bak bundaki artı yükler bundaki eksi yüklerden fazla olduğu için artı yükler baskın gelecek, ikisi de artı hale gelecek. Burada artı ve eksi yükler birbirleriyle aynı sayıda olduğundan dolayı ikisi de sıfır sıfır, yani nötr hale gelecekler. Artı ve eksi yükler birbirine dokundurduğunuz zaman eksi yükler daha fazla olduğu için bu durumda ikisi de eksi yüklü olacak. O zaman dokunma elektriklenmede İkisi de, iki cisim de aynı yükle yüklenir. Bak artı artı, sıfır sıfır veya eksi eksi şeklinde yüklenir. Bunu bileceğiz. Etkiyle elektriklenme ise birazcık daha farklı. Mesela bu artı yüklü bir tanecik. Artı yüklü bir taneciğe sen eksi, bak artılar daha fazla var. Eksi yüklü bir tanecik yaklaştırdığın zaman şöyle bir zımbırtı oluyor. Eksiler artıları çekecekler. Dolayısıyla artılar birazcık daha yukarıda duruyor. Artılar yukarıda bulunuyor. Eksiler eksileri iteceği için eksiler de kaçıyor, aşağı doğru gidiyor. Mesela sen şöyle bir şey yaptığın zaman hatta şöyle bir şey yapalım. Eksiyi bu taraftan yaklaştığın zaman, hatta şöyle yapalım, özür dilerim. Evet, böyle diyelim. Eksiler aşağı doğru kaçıyor, yukarıda da artı akıyor. Mesela artı yüklü cisime yaklaştırdığın zaman, bak dokundurmuyorsun. Burada etkili elektriklenme yaklaştırma var. Yaklaştırdığın zamansa artılar artıları iteceğinden dolayı artılar eksileri çekiyor. Eksiler yakına geliyor. Artılar da burada kalıyor. Yani şöyle bir cisim yaklaştığın zaman sen artı yüksün. Bu tarafta eksiler oluyor, bu tarafta artı oluyor. Uzaklaşıp kaçmaya çalışıyorlar birbirlerinden. Yani artılar artılardan kaçıyorlar. Artılar eksileri çekiyorlar. Dolayısıyla sen artıyla eksiyi yan yana getirmeye çalışacaksın hep burada diyoruz. Ve elektroskop dediğimiz zımbırtıya geçiyoruz. Elektroskop dediğimiz şey, bir cismin yüklü olup olmadığını belirleyen aletlere biz elektroskop diyoruz. Bu elektroskop enteresan bir şey. Cam fanusun içinde bulunuyor ki yaprakları çok ince. Bunlara biz iletken yapraklar diyoruz. Böyle bacaklarını açmış gibi olan zımbırtılara iletken yapraklar diyoruz. Bu iletken çok ince olduğu için her an hareket edebiliyor. Dolayısıyla ufak bir rüzgardan etkilenmesine cam bir fanusun içine koyuyoruz. Ve yukarıda da iletken topuz var. Yani hatta topuz dediğim şey de metalden yapılma. Onu da söyleyeyim. Aslında bunlar da metalden yapılma. Hani şurası metalden yapılma. Bu işte aslında her şeyin olduğu yer. Daha doğrusu yapraklar her şeyi göstergesi. Burada her şeyin olduğu yer. Buna yaklaşıyorsun. Mesela şöyle bir şey var bir de. Bu yapraklar kapalı elektroskop demek. Kapalı elektroskop, yapraklar nötr demek aslında. Bu da yapraklar açık elektroskop demek. Yaprakları açık olunca ise yüklü manasına geliyor diyoruz. Mesela eksiği nötr bir elektroskopa yaklaştırdığın zaman burada artılar toplanır, burada eksiler toplanır. Eksiler toplandığından dolayı yapraklar böyle çatarank diye açılır. Çünkü eksi eksiyi ittiğinden dolayı böyle açılmak zorunda. Geldik eksi yüklü bir cisme, eksi yüklü elektroskopa yaklaştığın zaman sen zaten eksi yüklüsün, zaten birazcık açıktın. Ama sen bunu yaklaştırdığın zaman daha da buradaki eksiler aşağı doğru kaçacak. Neden? Çünkü eksi eksiyi iter. Eksi aşağı doğru kaçınca buradaki eksi sayısı daha da fazla artacak. Dolayısıyla yapraklarımız bayağı bir açılacak diyoruz. Çünkü eksilerin itiş kuvveti birbirine daha fazla itmesini sağlıyor. Artıya eksiye yaklaştırdığın zaman, şimdi burada eksiler var, burada da eksiler var normalde. Sen bunu yaklaştırdığın zaman artı eksileri çekecek. O zaman eksiler bu tarafa doğru gidecek. Eksiler bu tarafa gidince buradaki eksiler azalacak. Normalde sen böyleysen artık buradaki eksilerin bir kısmı bu tarafa gittiği için yapraklar biraz kapanacak diye düşünebiliriz. Yapraklar
kapanır. Burada yapraklar açılır. Burada ise yine yapraklar açılır diye ezberlemeye gerek yok. Anlayacağız, mantığını anlayacağız. Dokundurmaya baktığınız zaman şimdi bana kaybolan yüklerimi geri verseler diye bir şarkı söylüyor arkadaşımız. Hiçbir manası yok. Dokundurmada eksi yüklü bir cisme, nötr bir cisme dokunduğunuz zaman her taraf tabii eksi yükle yüklenecek. Çünkü iki cisim bir tanesi nötr, bir tanesi eksi yüklüyse ikisi de aynı yükle yüklenecek. Hepsi eksi oldu. Eksi yükle yüklendiği için yapraklar açıldı. Aynı şekilde eksi yüklü bir cisim, eksi yüklü bir elektroskopa dokundurulduğu zaman yüküne göre değişir. Ya yapraklar açılır, ya yapraklar daha birazcık daha kapanır. Hangisinin yükü daha fazlaysa, eşit yüklüyse hiçbir şey olmaz. Eğer bunun yükü daha fazlaysa yapraklar birazcık daha açılır. Eğer bunun yükü daha fazlaysa yapraklar birazcık daha kapanır diye düşünebilirsiniz. Artı yüklü elektroskop ya cismi eksi yüklü elektroskopa dokundurduğun anda eğer ikisinin yükü aynıysa yapraklar çat diye kapanır. Neden? Çünkü yüksüz hale geçer. İkisi de nötr hale geçer diyoruz. Ve bu ıvır zıvırları, detayları daha sonra öğreneceğiz. Topraklamaya geçiyor. Topraklama dediğimiz şey aslında nötrleme olarak da bilinebilir. Nötrleme, neyi nötrleme? Cisimleri toprağa bağlayarak nötr hale getirme. Mesela artı yüklü cisim toprağa bağladığın zaman topraktan cisme eksi yükler gelir ve cisim sonunda ne olur? Nötr hale gelir. Aynı şekilde eksi yüklü cismin toprağa bağlı zamanki topraklama işaretinin gösterimi şöyledir. Eksi yüklü cismin içindeki eksiler toprağa geçer ve cisim nötr hale gelir. Dolayısıyla yani illaki nötr hale geldiğini bileceğiz ve geldik son konumuza, deprem konusuna geldik. Deprem ve mevsimler konusu. Deprem dediğimiz şey aslında yeryüzü sarsıntıları. Yani yeryüzü sarsıntılarına biz deprem diyoruz. Yeryüzü sallanıyor sürekli beşik gibi ama biz bazılarını hissediyoruz, bazılarını hissetmiyoruz. Çünkü dünya levhaların üzerinde gidiyor. Bizim bütün oturduğumuz yerler, her şey, işte yer kabuğu aslında incecik bir, mesela dünyayı şöyle düşünürsek yer kabuğu dediğimiz şey incecik bir portakal kabuğu gibi. Dünyanın içinde magmalar var, çekirdek var, magma var. Bunlar deli gibi hareket ediyor. Bunlar hareket ettiği zaman levhalar da hareket ediyor. Bu levhalar hareket edince de depremler oluşabiliyor. Normal. Bu tektonik üç çeşit deprem var. Birincisi bizim hissettiğimiz tektonik depremler levha hareketleri sonucunda, levha hareketleri dünya levhalardan oluşuyor. Yer kabuğu levhalardan oluşuyor demiştik. İşte bu levha hareketlerinden oluşan depremler tektonik depremler. Zaten en yıkıcı depremlerden bir tanesi de bu. Volkanik depremler var. Bunlar da volkanik bölgelerde volkan püskürtmeleri sırasında oluşuyor veya püskürtmeleri sonucunda oluşuyor. Burada ülkemizde aktif bir volkan olmadığı için sönmüş volkanlar var. Ağrı Dağı mesela bir volkanik dağ ama bunlar çok etkili. Esas bizim ülkemizde gerçekten tektonik depremler çok oluyor. Çünkü fay hatlarının üzerinde, yani depremin olduğu yerlerin üzerinde yaşıyoruz. İşte bir sürü fay hattının üzerinden geçtiği için ülkemiz burada ciddi manada tektonik deprem riskiyle karşı karşıyayız. Bir de çöküntü depremleri var. Bunlar da yer altındaki mağaralar var. Bu mağaraların, bilmediğimiz mağaralar olabilir, bildiğimiz mağaralar olabilir, hiç fark etmez. Mağaraların çökmesi sonucunda oluşuyorsa depremler, ki bunlar genellikle küçük çaplı ve bölgesel oluyor. Küçük çaplı ve bölgesel oluyor. Hani tektonik depremler Türkiye'nin hepsi sallanabilir mesela ciddi manada, veya işte İstanbul'un hepsi sallanabilir ama çöküntü depremleri mesela İstanbul'daki Kadıköy'deki işte bir Selami Çeşme mahallesi sallandı gibi, birazcık daha az, çünkü mağaralar o kadar büyük olamaz. Volkanik depremlerde işte Ağrı Dağı'nın etrafı sallandı ama tektonik depremler gerçekten çok büyük etkiye sahip diyoruz. Ve deprem birimiyle deprem birimi dediğimiz zımbırtı aslında sismoloji. İşte depremi kaydeden ve şiddeti ve uzaklığı ile ilgili bilgileri bize gösteren alet dediğimiz zımbırtı ise sismograf dediğimiz alet. Dolayısıyla sismo deyince deprem aklına. Bu da sismolog, yani deprem bilimcisi diyebilirsiniz. Mesela bir örnek verelim. Bir deprem oldu, Allah korusun. Gökova'da bir deprem oldu. Saat 1.31'de oldu. 6,5 büyüklüğünde. Bu da depremin aslında büyüklüğü dediğim şey enerjisi demek. Depremin enerjisi 6,5 büyüklüğünde. Bir de depremin şiddeti var. Depremin şiddeti de Richter ölçeğiyle ölçülüyor ve yıkıcılık etkisini gösteriyor bize. Yıkıcılık etkisi dediğimiz şey ise hani ciddi manada ne kadar, mesela
olur Roma rakamları 1, 2, işte 4, işte 9 gibi şiddetler. Bu şiddetler de yıkıcılık etkisini, o başka bir şey tabii ki. Mesela 1.31'de olan bu depremler öncesinde saat 1.10 geçe aslında başka bir merkezde, daha doğrusu şeyde Gökova'nın orada 1.10'da ufak bir deprem olmuş. 2.6 büyüklüğünde. Bak bu deprem ana deprem. Buna biz ana deprem diyoruz. Bu ana depremden önce olmuş ve küçük bir şiddete sahip, enerjiye sahip depreme biz öncü deprem. Yani aslında haber veriyor. Yani insanları uyarıyor bu deprem. Ama tabii bunu biz nereden bilebiliriz bundan sonra çok büyük deprem olacağını. Dolayısıyla önlemimizi almak için bunun gibi sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. İtalya'da var mesela böyle bir sistem. İtalya'da son depremden önce uyardı bu böyle bir sistem. Öncü depremleri hisseden sistem. Sonra çat diye insanları boşalttı ve hiç can kaybı olmadı. Japonya'da da böyle sistemler var. İnşallah Türkiye'mize de gelecek. Sonrasında 1.37'de 4.2 büyüklüğünde bir tane daha deprem olmuş. Bu büyük depremin arkasından bak zamanlar nasıl önce olduğu için öncü deprem, sonra olduğu için ana depremden de artçı deprem diyoruz. Öncü ve artçı depremler ana depremden daha küçük olur. Her zaman bunları da bilmek zorundayız. Deprem öncesinde deprem çantamızı hazırlamamız, içine işte radyomuzu, ondan sonra yedek pillerimizi, ondan sonra işte suyumuzu, bir tane su, ondan sonra işte düdük. Düdük çok önemli deprem çantası çünkü enkaz altında kalırsan hayatını kurtarıyor düdük. Bir ses çıkartabiliyorsun çünkü bazen konuşamıyorsun bile. Sadece nefesini verirken düdükle ses çıkarsan bile seni kurtarmacılar gelebiliyor. El feneri de çok önemli. O karanlıkta önünü görebilmek için belki kendi kazıp kurtulacaksın ve benzeri. Deprem sırasında çök kapan modeline geçmemiz gerekiyor. Çök kapan tutun modeli dediğimiz modelde kapatıyoruz ve bir masanın veya işte böyle korunaklı böyle küçük parçaların bize zarar vermeyeceği bir şeyin altına girmemiz gerekiyor. Asla ve asla apartman boşluğuna, işte merdivenlere, işte asansöre çıkmamamız, camdan atlamamamız gerekiyor. Camdan atlayarak ölenlerin sayısı depremde ölenlerden daha fazla mesela, çok enteresan. Deprem sırasında ise ne yapmak zorundayız? Deprem sonrasında ise radyoyu, televizyonu, işte haber alma teknolojilerini kullanıp insanlara yardımımız dokunabilecekse veya işte biz deprem konusunda bilinçlenmek için dinlememiz ve takip etmemiz gerekiyor diyoruz ve hava olaylarına hoş geldiniz diyoruz. Hava olaylarında bir kere en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki rüzgar. İşte rüzgar dediğimiz şey aslında şöyle düşünelim. Dünyada belli yerlere yatay hava hareketleri var. Yatay hava hareketlerinden önemlisi rüzgar. Rüzgar sıcaklığın dengelenmesi için çok önemli. İşte rüzgar nereden nereye doğru hareket edersek, rüzgar yüksek basınç alanından, ki dünyada sürekli yüksek alçak basınç dengesizliği oluşuyor. Alçak basınç alanına doğru hareket eder. Yüksek basınçlar genellikle soğuk yerlerdir. Soğuk yerlerdir. Alçak basınçlarda genellikle sıcak yerlerdir. Dolayısıyla soğuk yerden sıcak yere doğru rüzgar eser diye düşünebilirsiniz. Böyle bir ufak bir tanım yaptık ama hava olaylarını inceleyen bilim insanı dediğimiz şey aslında meteorologdur. Ve aynı zamanda hava olaylarını inceleyen bilim dalı ise meteorolojidir. Meteoroloji diyoruz. Hava olayları dediğimiz şey işte bugün hava yağışlı, işte yarın hava bulutlu ve benzeri, rüzgarın şiddeti bu kadar, bunlarla inceleyen bilim dalı ve bilim insanını öğrenmiş olduk. Peki mevsimlerin oluşumundan önce bir bakalım mevsim oluşuna bakalım. Şimdi mevsim oluşunda şöyle bir olay etkili. Dünyanın dönme ekseninin eğikliği. Bu işte asıl mevsimleri oluşturan, yani yaz, kış, ilkbaharı oluşturan şey. Tabii her yerde dünyada mevsim var mı? Hayır değil. Mesela Türkiye'de mevsim var, mevsimler var mı? Yaz, kış, sonbahar. Ama bazı ülkelerde hiç mevsim bile yok. Mesela Tayland'da adamlar hep aynı mevsimi yaşıyorlar. Hep yaz adamlarda. Mesela işte bilmem kutuplarda hep kış. Hiçbir zaman değişmiyor. İşte Ekvator'da hep aynı mevsim, hep aynı, hiç değişmiyor. Ama dünyada 21 derecelik bir eğiklik var. 23 derece 27 saniyelik bir eğiklik var. 20 dakikalık bir eğiklik var. Bu eğiklik sonucunda ise ne oluşuyor? Dünyanın belli bölgelerinde mevsimler oluşuyor.
İşte güneş etrafında dolanma hareketi aslında bu eğiklik sayesinde mevsimlerin oluşmasına neden oluyor. İşte bizde mesela yazın, kışın 21 Aralık'ta en kısa gün olmasının sebebi bu eksen ekliğine bağlı. 21 Haziran'da da en uzun gün olmasının ve en yaz günü olmasının sebebi de bu eksen ekliğine bağlı. İşte bu dönenceler 21 Mart ve 23 Eylül zamanlarında da mevsim dönümleri oluşuyor. İlkbahar, sonbahar, kış, yaz, kış, ilkbahar, sonbahar mevsimleri oluşmasında o zaman ne etkiliymiş? Dönme ekseninin eğik olması etkiliymiş. Yani dünya böyle dönmüyor. Böyle hafif eğik dönüyor. Böyle dönüyor. Böyle döndüğünden dolayı da sen burada ışığı daha dik aldığından dolayı yaz mevsimi yaşıyorsun. Veya kış mevsimi daha eğik aldığından dolayı kış mevsimi yaşıyorsun. Türkiye buradadır mesela. Daha eğik alır. Ama buraya baktığın zaman Türkiye burada olduğu için burada tam dik alıyor ışığı ve yaz mevsimini yaşıyor diyebiliriz. Işığın alma açısına göre değişiyor tabii. Hava olaylarına baktığımız zaman belli bir bölgede içinde etkili olan, belli bir bölgede kısa zaman içinde etkili olan hava şartları aslında hava olayları adlandırılıyor. İklim dediğimiz şey tam farklı bir şey. İklim dediğimiz şey ise belli bölge, geniş bölgede uzun yıllar içinde aynı kalan ortalama hava şartları. Dolayısıyla bu uzun zaman için gerekli, hava olayları çok kısa. Mesela yarın ne olacak, öbür gün ne olacak? Bu hava olayıdır. Ama Türkiye'nin iklimi işte Akdeniz'de ılıman iklimdir. O zaman çat iklim yani. Uzun yıllar boyunca ölçmüşler, Akdeniz'de hep ılıman iklim varmış. Yapacak bir şey yok. Ama Akdeniz'de yarın kar yağıyor. Tamam olabilir, bu hava olayıdır diye düşüneceğiz. İnceleyen bilim dalına baktığımız zaman hava olaylarını meteorolojiydi. Bunu zaten söylemiştik. Peki iklimi inceleyen bilim dalı ise klimatoloji. Klimatolog da iklimi inceleyen bilim insanı. Meteorolog da bunu inceleyen bilim insanı. Gün içerisinde farklı zamanlarda farklılık gösteriyorken bir yıl içerisinde 1-2 ay ortalama devam eden hava olayları aslında birazcık daha iklime giriyor. Ve dar bir bölgedeyken bu geniş bölgeleri mesela Türkiye'nin iklimi söylüyoruz. Ama burada yarın İstanbul'da kar yağacak. İstanbul daha dar bir bölgedir Türkiye'ye göre diyoruz. Ve artık 0'dan 8.2'yi mutlaka alın. Bu konuların hepsinin konu anlatımı zaten burada var. İşte bak mesela iklim dedik, hava olayları dedik, güzel görsel. Anlıyorsun konuyu, soruları çözüyorsun. İşte anlıyorsun konuyu, soruları çözüyorsun. Anlıyorsun konuyu, soruyu çözüyorsun. Ve daha detaylı anlatılmış tabii ki burada. Daha detaylı olduğu için depremlerin işte bak tektonik, volkanik, tökün dedik ya. Ama burada birazcık daha detaylı işte Richter ölçeği, işte fay hattı, fay nedir ve benzeri bunların hepsini anlatıyoruz. Ve ardından hemen sorularıyla pekiştiriyoruz. Anlamadığın soruları da TAS uygulamasından izleyebilirsin. Tekrar ediyorum, sınıf anahtarında bütün videolar var aslında. 127 saat 22 dakikalık video var. Sadece 8. sınıflara özel kafa defteriyle beraber. Bunu kazandığın zaman direkt sen bu sınıf anahtarını izleyebilecek hale geliyorsun diyoruz. Ve aynı zamanda da bir şey daha göstermek istiyorum. Bu konuları anladın. Tamam, sonrasında nasıl kendimi test edeceğim? Konu tarama denemeleriyle kendini test edebilirsin. İşte burada toplamda 5 tane kitabımız var. İşte matematik, Türkçe, inkılap, fen ve İngilizce olmak üzere 5 tane kitabımız var. 126 tane deneme var. 126 denemede her konunun ayrı denemesi var. Her kazanıma ait özel denemeler yaptık. Ve yazılı sınavlarında da çalışabilmen için de güzel sorular var içinde. Hem de sınava da çalışmış oluyorsun, kazanımları tekrar etmiş oluyorsun diyoruz. Ufak bir reklamdan sonra ödüllü sorumuzda artık dersimizi bitiriyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta bizi takip edin. Instagram'dan duyurular yapıyoruz sürekli. Bu videoyu like etmeyi unutmayın. Tonguç'un konu unutma. Sınıf anahtarında bütün videolar zaten var detaylı bir şekilde. Bunları izleyip başarılı olabilirsin diyoruz. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.